Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla karşınızdayım. Şimdi şunu hatırlayalım bir. 16 Mart 1920'de Osmanlı Meclisi kapatıldı, İstanbul işgal edildi. Milletvekilleri sürgüne gönderildi. Mustafa Kemal hemen bazı tedbirler aldı ki bunun haberini, İstanbul'un işgal edildiği haberini telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey Mustafa Kemal'e bildirdi. Bu haberi ki zaten Mustafa Kemal'in bu Mimim grubu Mustafa Kemal'e itilafların İstanbul'u işgal edeceği ve bunun için hazırlık yaptığı haberini ulaştırmıştı. Bunu söylemişti Mimim grubu, istihbarat grubu. Mustafa Kemal Rauf Orbay'a söyledi. Yani haberin olsun böyle bir hazırlık var dedi ve 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilince Manastırlı Hamdi Bey telgrafçı Mustafa Kemal'e bütün zorluklara rağmen bu haberi verdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal 19 Mart 1920 yılında bir genelge yayınladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması için seçimlerin yenilenmesini istedi. Hatta şöyle bir tablo var burada. İtilaflar İstanbul'u işgal ettiler. Paşa dokunmadılar. Yani hükümet değişikliğine gidildi ama paşa dokunulmadı. Hapse filan atmadılar paşa. Bunun sebebi paşa kendi çıkarları için kullanmakta ama Mustafa Kemal bunu iyi değerlendirdi ve şunu söyledi. Amacımız hilafet ve saltanatı işgalden kurtarmaktır dedi. Yani Mustafa Kemal çok uyanıkça davrandı. Yani şöyle söyledi. Beni işte gizli görevdeydim ben, beni paşa görevlendirdi. Milli mücadeleyi başlatmam için. Yani paşanın adından Mustafa Kemal yararlanmak istedi burada da. Aynı şeyi Erzurum'da da söylemişti. Burada da Mustafa Kemal'e ben Kurtuluş Savaşı'nın paşa adına yürütüyorum deme fırsatını İstanbul'un işgali verdi. Ve Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de bir genelge yayınlayarak meclis müessesanı açıyoruz dedi ve seçimlerin yapılmasını istedi. Ve yurt genelinde seçimler yapıldı. Bu seçimler sonucu meclis Ankara'da açılacak. O yüzden İtilaf devletleri bu meclisin açılması için yapılan seçimlere müdahale ettiler. Oysa Osmanlı Meclisi için yapılan seçimleri serbest bırakmışlardı. Neden? İstanbul onların kontrolleri altındaki bir ildi. Ankara onların kontrol altındaki bir il değil. Bu nedenle Mustafa Kemal'in seçimlerin yenilenmesi kararına tepki gösterdiler. Birçok yerde milletvekili seçimi yapılamadı. O yüzden bu meclise 115 milletvekili gelebildi. 115 milletvekili geldi. Yani normalde 300 rakamını bulmak gerekiyordu. 115 milletvekili ancak gelebildi. Şimdi burada şöyle bir tablo var. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar 115 milletvekili ile 115 milletvekilinin tamamı seçimlerle gelen milletvekili değil bu arada. Osmanlı Meclisi basılınca, itilaflar Osmanlı Meclisi'ni dağıtınca oradaki milletvekillerinin bir kısmı Ankara'ya kaçtı. Ankara'ya gelenler var. Bir kısmı tutuklandı, hapse atıldı, Malta'ya sürgüne gönderilenler oldu, Ankara'ya gelenler oldu. Mustafa Kemal yeni yapılan seçimlerle Ankara'ya gelen milletvekillerinin sayısını yeterli görmedi. Çünkü bu sayıyla yani 60 kadar diyelim, bu sayıyla meclisi açmak doğru değil. Çünkü 60 kadar milletvekilinin alacağı karar, milli iradenin alacağı karar olmaz. O yüzden Mustafa Kemal bu milletvekillerine İstanbul'dan kaçan, Osmanlı Meclisi'nden kaçan milletvekillerini de üye yaptı. Yani bu meclis arkadaşlar yeni yapılan seçimlerle ortaya çıkan milletvekilleri ile Osmanlı Meclisi'nden kaçan milletvekillerinden oluşmuştur. Toplam 115 milletvekiliyle bu meclis açılmıştır. Olayı anladık değil mi? 115 milletvekili var. Şimdi Mustafa Kemal çok kızmış olmasına rağmen Osmanlı Meclisi'nden kaçan milletvekillerini bu meclise üye yapmakla milli iradeye saygılı olduğunu göstermiştir. Bunu unutmuyoruz. 115 milletvekili açıldı. Ben birkaç milletvekilinin nereden seçildiğini söyleyeyim size. Mustafa Kemal Ankara'dan milletvekili seçildi. Rauf Orbay Sivas'tan milletvekili seçildi. Bekir Sami Bey Amasya'dan milletvekili seçildi. İsmet İnönü, arkadaşlar Kazım Karabekir Edirne'den milletvekili seçildi. Fevzi Çakmak Kozan'dan, Adana'dan milletvekili seçildi. Yani belli başlı isimleri Ali Fuat Cevesoy, 20. Kolordu Komutanı Ankara'daydı bu. Ankara'dan milletvekili seçildi. Ve bu milletvekillerinin bir araya gelmesiyle yeni yapılan seçimlerle ortaya çıkan milletvekilleriyle
İstanbul'dan kaçan milletvekillerin bir araya gelmesiyle 115 milletvekiliyle 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu bizim birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz de şu, teşekkürler Etrabe. İkinci bilgimiz de şu arkadaşlar. Şimdi meclis Cuma günü 13.45'te Cuma namazından sonra Kur'anlar okunarak, kurbanlar kesilerek açıldı. Birinci meclis, yani bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıldı. Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak halka açık bir yer. Şimdi olayı şöyle değerlendirin. Meclis açılacak. Meclis açılacağı için bazıları bu meclise isim koyalım diyor. Yani ne olsun, bazıları Osmanlı devamı gibi gördüğü için Osmanlı Mebusan Meclisi olsun diyor. Ama genellikle tartışmalar şu yönde gidiyor. Bazıları kurultay olsun diyor. Yani milliyetçi milletvekilleri kurultay olsun diyor. İşte bir kısım milletvekilleri şurayı meclis olsun diyor. İşte Kazım Karabekir bunlardan birisi. Bir kısım milletvekilleri meclisi kebir olsun. Daha çok mukaddesatçı muhafazakar milletvekilleri meclisi kebir olsun diyor. Bu tarz isim koyma yarışına giriliyor. Ama meclis 23 Nisan 1920'de açıldığında... Arkadaşlar, şimdi Şerif Bey Sinop milletvekili ve bu Şerif Bey meclisin en ihtiyar milletvekili olunca doğal olarak ilk açılış konuşmasını o yapıyor. Yani aslında Şerif Bey geçici başkan, aynı Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir önceki konumuzda söylediğim gibi geçici başkan olarak açılış konuşmasını yapıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki, efendiler diyor, Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz diyor. Kutlu davamızı yürütecek olan Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz diyor. Ve böylelikle Büyük Millet Meclisi ismi spontan bir şekilde konulmuş oluyor. Aslında bu meclisin isim konma tartışması meclisin açıldığı gün yaşanmıyor. Öncesinde yaşanıyor ama açıldığı gün yaşanıyor. Çok spontan bir şekilde adı Büyük Millet Meclisi oluyor. Ondan sonra da arkadaşlar 1921'den itibaren de Türkiye Büyük Millet Meclisi ismini alacak bu meclis. O zaman şöyle diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı ve açılış konuşmasını Sinop Milletvekili Şerif Bey yaptı. Bu meclisin açılmasının en temel sebebi Kurtuluş Savaşı'nı yapmak, Bağımsızlık Savaşı'nı gerçekleştirmek. Açılmasının temel sebebi bu. Yani bu meclisteki milletvekillerini bir araya getiren duygu. Arkadaşlar, şöyle yazıyorum, bakın. İdealist diyorum. Bu meclisteki milletvekilinin bir araya getiren duygu ulusal bağımsızlık duygusudur. O yüzden bu meclis idealist bir meclistir. Bu mecliste gayrimüslim milletvekilleri yoktur. Bu nedenle bu meclis tamamen Türklerden kurulmuştur. Milli bir meclistir. Bu meclis savaş meclisidir. Bu nedenle güçler birliği, güçler birliği ilkesine dayanmıştır. Yani yasama, yürütme ve yargı bu meclistedir. Arkadaşlar, ayrıca bu mecliste artık tek bir görüş etrafında birleşti ya milletvekilleri. O görüş ne? Ulusal bağımsızlık. Bu nedenle fikir ayrılığını engellemek amacıyla bu mecliste partiler yoktur. Yani partilerin kurulmasına bu mecliste izin verilmemiştir. Bu yüzden kendiliğinden oluşmuş, şuraya ben karalayayım arkadaşlar, kendiliğinden oluşmuş gruplar vardır. Bu gruplar genellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında ortaya çıkacaktır. Yani daha çok Sakarya Savaşı'ndan sonra şekillenmeye başlayacak gruplardır bunlar. Ama tabii 2-3 kişi bir araya gelmiş, farklı görüşler, ulusal bağımsızlık dışında farklı görüşleri benimsemiş, bunlara isimler verilmiş. Şimdi o zaman bu mecliste partiler yok, gruplar var. Arkadaşlar, gruplar genellikle birinci grup ve ikinci grup olarak adlandırılmış. Birinci grup kalpaklılar, yani diğer bir ifadeyle müdafaa-i hukuk grubu olmuş. Arkadaşlar, müdafaa-i hukuk grubu Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal diye düşünenlerin grubu. Başkanı Mustafa Kemal. Arkadaşlar, bu grubun düşüncesi ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik olmuş. İkinci grup ise daha çok sarıklılar ve fesliler etrafında şekillenmiş. Neler bunlar? Tesanüt grubu,
Islahat grubu, arkadaşlar İstiklal, İstiklal grubu, Halk Zümresi, Halk Zümresi içerisinde bir Yeşiller grubu ortaya çıkmış, tamam mı? Şimdi bu grupla, bu grubun ortak düşüncesi ulusal bağımsızlıktır ama bu grup içerisinde sosyalist olanlar var, paşa bağlı olanlar var. Anlatabildim? Tesanüt diğer bir ifadeyle dayanışma demektir. O zaman 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler yok. Şimdi burada hemen kafanızı karıştırmayacak bir şey, yani kafanızdaki karışıklığı berraklaştıracak bir şey söylemek istiyorum. Şurayı karalayacağım şimdi. Arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi. Arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'den bakın 1 Ağustos 1923'e kadar görev yapar. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ağustos tarihini de alabilirdim ama resmi tarih alayım. 1 Ağustos 1923'ten bakın 20 Ekim 1927'ye kadar 1 Ağustos'ta 1 Ekim'de başlar. 1 Ekim 2025 şey 15 20 20 Ekim. Normalde resmi tarihi 1 Ekim 1927 diye geçer. Ben kodlayın diye gençliği tabirinin olduğu tarihi yazdım. 20 Ekim 1927. Bu tarihler arasını kapsar. Ondan sonra hep hükümetlerimiz var. Yani 3. meclis, 4. meclis diye bir kavramımız bizim yok. Şu meclis savaş meclisi olduğu için sorular genellikle bu meclisin dönem aralığından gelir. Yani şöyle bir soru kalıbı vardır. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde yapılmıştır? Ya da aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı işlerdendir ya da özelliklerindendir diye soru kalıbı vardır. Çünkü bu meclis özel bir meclistir. Savaş meclisidir, güçler birliği ilkesine dayanır. Ama bu meclis özel bir meclis değildir. Yani günümüzdeki meclisle 2. meclis arasında büyük farklar yoktur. Hemen hemen aynı özelliğe sahip meclistir. O yüzden 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemine denk gelir diye bir soru kalıbı yoktur. Eğer böyle sorular sorarlarsa şu tarih aralığına bakmanızda fayda var. Tamam mı? Kafanızdaki o soru işaretlerini burada gidermek istedim. Bu meclisten bu meclise niye geçiyoruz sorusunun cevabını ben ileride vereceğim size. Ama bunun temel sebebi Lozan'dır. Yani bu meclis Lozan'ı onaylamadı. Mustafa Kemal Lozan'ı onaylayacak bir meclis açabilmek için bunu feshetti. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Tabii başka kriterler yok mu? Savaş meclisi yoruldu, yıprandı. Milletvekili sayısı azaldı. Seçimleri yenilemek gerekti. Bu meclis bağımsızlıkçı ama inkılapçı kafaya sahip değildi. İşte Mustafa Kemal hem Lozan'ı onaylayacak hem de inkılapçı kafaya sahip bir meclis açmak amacıyla biri feshetti, ikiyi açtı. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani diğer bir ifade Lozan'ı onaylayan bu olacak tabii ki. Geçiyorum buraya. Bakın şimdi. Şurayı siliyorum. Çünkü başka şeyler söyleyeceğim burada. Dinleyin arkadaşlar. İyi dinleyin buraları. Şu kalemimi alayım daha güzel berrak yazmak amacıyla. Şerif Bey açılış konuşmasını yaptı. Ve meclis başkanı seçimi yapıldı. Arkadaşlar bu seçimde Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Tamam, Mustafa Kemal meclis başkanı. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Mustafa Kemal oldu. Celalettin Arif ikinci başkan oldu. Şimdi Mustafa Kemal meclis başkanı olduktan sonra hükümeti kurdu. Arkadaşlar hükümet normalde 3 Mayıs 1923'te görevine başladı. Tekrar ediyorum pardon. 23 değil 3 Mayıs 1920'de görevine başladı. Şimdi bu hükümette arkadaşlar bazı bakanlardan bahsedeceğim size. Mustafa Kemal meclis başkanı, ayrıca hükümet başkanı. Devam ediyorum. Arkadaşlar İsmet İnönü, İsmet Bey genel kurmay başkanı, bunları unutmuyorsunuz. Fevzi Çakmak milli savunma bakanı, Rıza Nur milli eğitim bakanı, bizim bakanımız yani, Doktor Adnan
adı var. Rıza Nur da doktor. Adnan adı var. Sağlık Bakanı. Arkadaşlar Celalettin, Arif, Adalet Bakanı. 11 bakan var. Ben bilmeniz gerekenleri yazacağım. Mustafa, Fehmi, Şeriye Vekili. Şeriat Bakanı yani. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı henüz yok. İleride olacak. Arkadaşlar Bekir Sami. Bekir Sami. Dış İşleri Bakanı. Düzgün yazamadım. Dışişleri Bakanı oldu. Bu bakanlık o zaman birinci mecliste kurulan hükümetteki ilk bakanlar bunlar, tamam mıdır? Şimdi buradan hemen şöyle bir şey. Dikkat edin, aslında bir devlet kuruldu. Olayı şöyle tarif edeyim size. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile ya da Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile Türk tarihinde ilk defa, dikkat edin cümleme, Türk tarihinde ilk defa arkadaşlar bir devlet kuruldu. Ama Türk tarihinde ilk defa bir devlet kurulmadı. Milli iradeye dayalı bir devlet kuruldu. O zaman Türk tarihinde ilk defa milli iradeye dayalı bir Türk devleti 23 Nisan 1920'de kuruldu. Bunu unutmuyoruz. Yani şu anki devletimizin kuruluş tarihi 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik Bayramı, 1929'dan itibaren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu. Çocuklara armağan etti Atatürk bunu. Birincisi bu. O zaman Türk tarihinde ilk defa milli iradeye dayalı ilk Türk devleti 23 Nisan 1920'de kuruldu. İki, bu meclisin açılmasına zemin hazırlayan olay İstanbul'un işgali oldu ama bu meclis temsil heyetin yerine kuruldu. Yani bu meclisin açılmasıyla temsil heyetin görev ve sorumlulukları sona erdi. Temsil heyet son toplantısını 22 Nisan 1920'de yaptı. Diğer bir bilgi, bu meclisin açılmasıyla bir devlet kuruldu ama bu devletin adı, rejimi ve başkanı belirlenmedi. Çünkü bu devletin adı, rejimi, başkanının belirlenmesine zemin hazır değildi. Çünkü bu milletvekillerini bir araya getiren duygu ulusal bağımsızlıkta bir devlet kurmak değildi. Bu meclis içerisinde 70'e yakın imam var, din adamı var. O yüzden böyle bir mecliste bu devletin adı Cumhuriyet'tir, rejimi Cumhuriyet'tir, Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı'dır diyemeyiz. O zaman önceliğimiz düşmanı yurttan atmak, ki Mustafa Kemal biliyorsunuz asla paşayı eleştirmedi. Ne zamana kadar? Ulusal bağımsızlığı sağlayana kadar. Bakın ulusal bağımsızlık 11-13 Ekim 1922'de Mudanya'nın imzalanmasıyla sağlanacak mütareke. Mudanya imzalandıktan hemen sonra 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılacak. Lozan imzalanacak ve dünya Türk devletinin bağımsızlığını kabul edecek. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden devlet kurulmuş olmasına rağmen ortam uygun olmadığı için adı, rejimi belirlenmedi, başkanı belirlenmedi. O zaman insanlar şöyle algıladı, milletvekilleri şöyle algıladı. Bu meclis, meclisi müessesen kurucu bir meclis, savaşı yapacak, yetkilerini İstanbul'a devredecek gibi algıladı ama kazınaya öyle olmadı. Süreç devam ettikçe Mustafa Kemal devletleşme adımlarını da attı. Tamam mıyız buraya kadar? Peki. Şimdi geri geliyorum buraya. Arkadaşlar siliyorum burayı çünkü bu tahta bana lazım. Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Meclis başkanı seçildikten bir gün sonra 24 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge verdi. Mustafa Kemal'in vermiş olduğu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. O yüzden şöyle diyorum, bakın başlığı şöyle yazıyorum. Mustafa Kemal'in önerisiyle mecliste alınan ilk kararlar diye başlattım. Bunun tarihi 24 Nisan 1920. O zaman Mustafa Kemal'in önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan ilk kararlar neymiş? Ona bir bakalım arkadaşlar. Yazıyorum teker teker. 1. Hükümet kurmak zorunludur. Hükümet kurmak gereklidir. Meclis ne iş yapar? Yasa. Hükümet ne iş yapar? Yürütme. O zaman arkadaşlar hükümet kurmak zorunludur.
Peki buradaki mantık da şudur. Dikkat edin buradaki mantığa. Osmanlı Devleti'ndeki hükümetin adı neydi? Baştan başlayıp devam edelim. Divan-ı Hümayun'du. Devamında ne denildi onun adına? Arkadaşlar Bab-ı Ali denildi. Daha sonra ne denildi? 1876 anayasasıyla Heyet-i Vükela denildi. Heyet-i Vükela. 1876 anayasasında Osmanlı'daki hükümetin adı Heyet-i Vükela'ydı. Peki 20 Nisan 1920'de açılan mecliste hükümet kurmak gereklidir derken hükümet ne diye tarif edildi? Şöyle tarif edildi. Denildi ki, unutmuyorsunuz bunu, icra vekilleri heyetini kurmak zorunludur denildi. O zaman 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan hükümetin adı icra vekilleri heyeti olacak. Peki günümüzdeki hükümetin adı ne? Bakanlar Kurulu. Anlaştık mı arkadaşlar? Hükümet kurmak zorunludur. Arkadaşlar ikinci maddeye geçiyorum. Dikkat edin cümleme. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı, bir meclis başkanı ya da padişah, kaymakamı atamak doğru değildir. O zaman geçici kaydıyla bir hükümet başkanı atamayacaksak bu meclis sürekli olacak. Anlaştık mı? Bu meclis kapanmayacak bir daha yani. Erzurum'da geçici bir hükümet kurulsun dedi ya, temsiliyeti de geçici bir hükümet gibi hareket etti. Şimdi bir kurulacak hükümet sürekli olacak diyor. Geçici olmayacak. Peki ne diyor? Hükümetin başındaki adam ya da meclisin başındaki adam paşan kaymakamı olmayacak diyor. Bunu da şöyle yorumlayacaksınız. Damat Ferit'i kim seçti? Vahdettin. Ali Rıza'yı kim seçti? Vahdettin. Tevfik Paşa'yı kim seçti? Vahdettin sadrazam olarak. O zaman bunlar paşa tarafından seçildiyse paşa hesap verir. Yani bunlar paşan kaymakamı. O zaman bizim meclisin başındaki adam, hükümetin başındaki adam paşan kaymakamı olmayacak diyor. Yani bizim meclisimiz ve hükümetimiz diğer bir ifadeyle bağımsız hareket edecek diyor. Olayı anladık mı? O zaman bir ikinci madde bu meclisin sürekli olacağını ve bağımsız hareket edeceğini kanıtlayan maddelerdir. Bunu unutmuyoruz. Peki. Arkadaşlar geliyorum 3'e. Diyor ki 3. maddede. Peki hükümet kuracağız. Hükümet sürekli olacak, bağımsız olacak. Peki bu hükümeti nasıl kuracağız? Bunu hemen şöyle sorgulayın. Günümüzde nasıl kuruluyor hükümet? Şu anki sistemde nasıl kuruluyor hükümet? Referandumdan önce 2019'a kadar nasıl kurulacak? Cumhurbaşkanı başbakanı seçecek. Başbakan bakanları seçecek. Bunun adı ne? Kabine. Peki o gün Cumhurbaşkanı var mı? Yok. Peki devlet başkanı olarak kim var? Vahdettin. Tutsak mı? Evet. O zaman bizim bir Cumhurbaşkanımız yok. Vahdettin devlet başkanı. Ona da hükümeti kurdurmayacağız. O zaman bu mecliste hükümet nasıl kurulacak? İşte deniliyor ki hükümet üyelerini meclis seçecek diyor. Bakın şimdi. Cümle şu. Meclis içinden seçilecek bir kurul hükümet işlerini yürütür. Hükümet işlerini yürütür. Meclisin başkanı hükümetinde D ayrı başkanı olur. Gıcıklık yaptım değil mi? Bu şu demek. 115 milletvekili var. Zamanla artacak bu. Diyor ki 115 milletvekili meclis başkanını seçer diyor. Meclis başkanı olarak Mustafa Kemal'i seçti. Ayrıca diyor 11 bakanını da seçer diyor. Arkadaşlar bu bakanlar kurulu doğru mu? Bakanlar kurulu. O zaman şunu anlatıyor. Bakanlar kurulunu meclis seçer diyor. Meclis başkanı da meclis seçer. Meclis başkanı aynı zamanda bakanlar kurulunda başkanıdır diyor. O zaman burada hükümet meclis tarafından kuruluyor. Yani 1920'de Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur istifa ettiğinde yerine yeni bir bakanı meclis seçecek demektir. Peki bugün Milli Eğitim Bakanı istifa ettiğinde yerine bakanı başbakan atayacak. Günümüzdeki kabinedir. O zaman o gün uygulanan sistem nedir?
Bugün uygulanan sistem, yani 23 Nisan 1920'de 1920 yılında uygulanan sistem, meclis hükümeti sistemidir. Peki meclis hükümet sisteminde meclisin görevi neydi? Yasama. Hükümetin görevi neydi? Yürütme. O zaman hükümet üyeleri meclis seçiyorsa biz burada güçler birliği vardır diyoruz. Anladık mı? Bu madde güçler birliğinin olduğunu kanıtlar. Peki Türkiye'de meclis hükümeti sisteminden Türk devletinde meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine ne zaman geçilecek? Ne zaman bir devlet başkanımız olursa o zaman geçilecektir. İşte bunun adı da 29 Ekim 1923 olacaktır. O halde Cumhuriyet'in ilanına kadar 23 Nisan 1920'den 29 Ekim 1923'e kadar Türkiye'de meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. 29 Ekim 1923'te kabine sistemine geçilmiştir. O yüzden 1921 Anayasası'nda en büyük değişiklik 29 Ekim 1923'te yaşanmıştır. Yani meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemi esastır denilmiştir. Anlaştık mı? Devletin rejimi adı konulmuştur. Dini konulmuştur. Tamam mıdır? Başkent konulmuştur. Anladık mı arkadaşlar buraya kadar? Gayet güzel. Şimdi o zaman 3. maddede meclis hükümet sistemi benimsendi. Ne zamana kadar? 23 Nisan 1920'ye kadar. Bu meclis hükümet sistemini unutmuyoruz. Geçici bir sistem. Ne zamana kadar? Cumhuriyet ilan edilene kadar. Geliyorum 4'e. Arkadaşlar 4. maddede de şunu söylüyor. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur deniliyor. Arkadaşlar işte bu madde ulusal egemenliktir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan ilk kararlardan günümüze kadar değişmeden gelen tek karar da budur. Egemenlik kayıtsız milletindir ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir güç yoktur. Peki kim yok sayıldı? Bu maddeyle padişah ve İstanbul hükümeti yok sayıldı. O zaman Kurtuluş Savaşı yıllarında ya da Kurtuluş Savaşı hazırlıkta ilk defa padişah ve İstanbul hükümeti nerede yok sayılmıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı ilk kararlarda yok sayılmıştır. Ama size genelgesiyle karıştırmıyorsunuz. Amasya genelgesinde yok sayma yok, bir isyan var. Tamam mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur diyor. Geliyorum 5'e. Diyor ki bu meclis olağanüstü yetkilere sahiptir diyor. Ne demek olağanüstü yetkilere sahip? Yasama, yürütme ve yargı bu meclistedir diyor. Yani şuraya yazıyorum hemen. Güçler birliğini benimsemiş. Demokratik mi değil, umrumuzda da değil. Çünkü asıl önemli olan iş hızlı karar almak ve uygulamak. Bir an önce bağımsızlığı gerçekleştirmek. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bağımsızlık savaşını gerçekleştirmek istiyoruz. Püf noktalarına mutlaka video ders notlarından bakıyorsunuz. Arkadaşlar ne diyor yani? Yasayı ben yaparım diyor. Bakanlar kurulunu ben seçerim diyor. Bağımsız mahkemelerin yargıçları benim milletvekillerimden oluşur diyor. İstiklal mahkemelerin yargıçları milletvekillerinden oluşuyor. Bakanlar kurulunun bakanlarını meclis seçiyor. Meclis yasa yapıyor. Biz buna güçler birliği diyoruz. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. Yani 1921 anısında güçler birliği vardır. 24'te güçler ayrılığına geçilecektir. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman bu karar demokratik olmamasına rağmen uygulanmıştır. Çünkü savaş meclisidir, savaş ortamı vardır. Olağanüstü bir süreç yaşanmaktadır. Geliyorum 6'ya. Dikkat edin 6'ya. Hilafet. Daha hilafetle başlamayayım. İstanbul'la başlayayım. Cümleyi daha düzgün kurayım. Yüklemi önde olmasın. İstanbul işgalden kurtarıldığında. İstanbul işgalden kurtarıldığında. Yani savaş bittiğinde. Kurtuluş Savaşı kazanıldığında. İstanbul işgalden kurtarıldığında. Hilafet ve saltanat. Makamlarının geleceği Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenecektir diyor. Peki hilafet ve saltanat makamından geleceğini kim belirleyecek? Büyük Millet Meclisi. Peki burada ulusal egemenliği görebildiniz mi? Evet. Net bir şekilde gördüm. Ulusal egemenlik fikrini gördüm. Peki hilafet ve saltanat makamlarının geleceğini Büyük Millet Meclisi belirleyecekse ben gerek bu maddede, gerekse bu maddede,
Hilafet ve saltanatın kaldırılacağını görebilir miyim? Görebilirim. İkisinde de ulusal egemenlik var çünkü. Peki ne diyor burada? Ülke işgalden kurtarıldığında diyor. İstanbul işgalden kurtarıldığında, düşman yurdu terk ettiğinde, hilafet ve saltanat makamlarının geleceğini tartışırız diyor. O zaman dikkat ederseniz bu madde birlik ve bütünlüğü sağlama yönelik. Yani savaş yıllarında biz hilafet ve saltanat makamlarının geleceğini tartışmayacağız arkadaş diyor. Tartışsak ne olur? Birlik ve bütünlük bozulur. Ne zaman tartışacağız? Savaş bitince. Peki Mudanya ile savaş bitti mi? Evet. 11-13 Ekim 1922'de savaş bitti. Savaş bittikten hemen sonra 1 Kasım 1922'de 2 hafta sonra saltanat kaldırıldı. Ha, niye savaş yıllarında yapmadık bunu? Çünkü paşa bağlı halk var. Daha bilinçli olmayan halk var. O yüzden birlik ve bütünlüğü bozmasın diye bu kararı böyle almak zorunda kaldık. Anlaştık mı buraya kadar? Gayet güzel. İşte Mustafa Kemal'in önerisiyle mecliste alınan ilk kararlar. Burada hemen şunu söyleyeyim size. Arkadaşlar bu meclis olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. Yani güçler birliğini benimsemiştir. Milli bir meclistir. Kahraman bir meclistir. Gazi'dir, Mareşal'dir. Kahraman bir meclistir. İdealist bir meclistir. Kurucu bir meclistir. Nereden biliyorum kurucu olduğunu? Anayasa yapıcı bir meclistir. 1921 anayasasını yapmıştır. Bu meclis inkılapçı bir meclistir. Nereden biliyorum? Saltanatı kaldırmıştır. Ha, ilk özelliklerinde bu yoktur ama ilerleyen süreçte 1 Kasım 1922'de meclis inkılapçı olma özelliğine de sahip olmuştur. Peki ama meclisteki milletvekilleri inkılapçı kafaya sahip midir? Böyle bir kafaya sahip değildir. Ama yaptığı işlerle inkılapçı özellik kazanmış mıdır? Kazanmıştır. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi vay be, birçok şey söyledim burada size ya. Vallahi birçok bir şey söyledim yani. Dikkat edin buna yani. Şimdi arkadaşlar yine başta söylediğimi şurada tekrar edeceğim. Hemen siliyorum. Bunu hafızanıza çektiniz zaten. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Arkadaşlar bakın. Ağnam vergisini 4 katına çıkardı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarılan ilk yasa bu. Ya niye Ağnam vergisini 4 katına çıkardı? Para lazım. Bundan dolayı. Tamam mı? Böyle bakalım. Ama arkadaş yani işin gücün yok da ilk aklına bu mu geldi ya? Sabah kalktın Ağnam'ı mı gördün rüyanda? Değil. 11-12 Nisan 1920'de Padişah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Son Osmanlı Mebusamesini kapatacağı zaman mecliste Ağnam vergisi tartışılıyordu. Ağnam vergisinin artırılması tartışılıyordu. Bu meclis açıldığında Osmanlı Mebusamesinin yarıda bıraktığı kanunu ele aldı ve tamamladı. O yüzden ilk çıkarılan yasa Ağnam vergisi yasası oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Hıyaneti vataniye yasasını çıkardı. İsyan edenler için. Firariler yasasını çıkardı. Asker kaçaklar için. İstiklal mahkemelerini kurdu. İstiklal marşını kabul etti. 1921 anayasasını kabul etti. Arkadaşlar nisabı müzakere ya da nisab-ı müzakerat yasasını çıkardı. Bunun mantığı, nisab-ı müzakeratın mantığı meclise işlerlik kazandırmaktır. Sebebi de şudur. Meclise yasa çıkarabilmek için 150 milletvekili olsun, 75+1 olması lazım. 76 kişinin evet demesi lazım ki yasa çıksın. İyi de bu meclis savaş meclisi. Milletvekilleri kendi memleketlerinde savaşıyorlar. Savaş organize ediyorlar. O yüzden bu meclisi toplayamazsın 50-60 kişiyle. 50-60 kişiyle bile toplayamazsın. O zaman hiçbir zaman 76 rakamını bulamazsın bu mecliste. Bu dönemde bulamazsın. Yani çok önceden bir çağrı yaparsın, gelin dersin, bir ay sonra bir meclis toplarsın, hazırlık yaparsın. O zaman toplarsın ama bir anda 75-76 kişiyi bulamazsın. O yüzden böyle bir mecliste yasa çıkarmak zordur. O yüzden nisab-ı müzakere yasası demek, toplantının yapıldığı gün meclise gelen milletvekillerinin yarısının bir fazlasının aldığı karar yasa olur demektir. O zaman nisab-ı müzakere
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasayı çıkarmayı kolaylaştırıcı, meclise işlerlik kazandırıcı bir yasadır. Bunu unutmuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Meni israfat, israf önleme, meni müskirat. Müskirat, tekel mallarının tüketimini azaltma, önleme. Yani aslında israfat ve müskirat, israfı önleme, düğün derneği önleme, aşırı eğlenceyi önleme yasalarıdır. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasadır. 5 Ağustos 1921'de başkumandanlık yasası çıkarıldı. Mustafa Kemal'e askeri yetkiler verildi. Başkumandanlık yasasını çıkaran da meclistir 5 Ağustos 1920'de. 21'de ama 8 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Tekalif-i Milliye Yasası'nı çıkardı, seferberlik ilan etti. Tekalif-i Milliye Yasası'nı çıkaran meclis değil, Mustafa Kemal'dir. Çünkü 5 Ağustos 1921'de meclis Mustafa Kemal'e başkumandanlık yasasını vererek yasa yetkisini Mustafa Kemal'e bırakmış oldu. 8 Ağustos'ta Mustafa Kemal Tekalif-i Milliye emirlerini çıkardı. Saltanatı bu meclis kaldırdı. Arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nda Lozan hariç, bakın Kurtuluş Savaşı'nda, Lozan hariç tüm antlaşmaları ve mütarekeleri, Mudanya'dan bahsediyorum burada, Kurtuluş Savaşı için geçerlidir bu cümlem, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. Yani Gümrüsü, Moskova'sı, Ankara'sı, Mudanya'sı, bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamadığı antlaşma Lozan'dır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamadığı antlaşma Lozan'dır. 2. Meclis onaylayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamadığı, onaylamaktan vazgeçtiği antlaşma aslında Bekir Sami Bey'in Londra'dayken imzaladığı esir değişim antlaşmalardır. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu tabloyu, bu kavramları, bu anlatımı unutmuyorsunuz. Çok önemli özelliklerdir bunlar. Dikkat edin buna. Tamam, video ders notlarından püf noktalarına mutlaka bakıyorsunuz. Orada farklı isimler de var. Püf noktaları kırmızı olarak gösterilmiştir. Dikkat edilmesi gereken yerler itinayla belirtilmiştir. Dikkat ediyorsunuz buna. Tamam mıdır? Tahtamızı temizleyin, biraz dinleyelim, devam edelim.